İyi geceler. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza başlıyoruz. İlk konumuz imtihanın sırrı. İnşallah. Ben hocamızın geçen gün anlattığı bir konudan başlamak istiyorum. Çok güzel anlatmıştı hocamız, hatırlarsınız siz de. Bir insan eğer araba kullanmasını bilmiyorsa örneğin, ehliyeti yoksa eğer ne yapar? Gider arabayı sürmeye kalkarsa gider bir yere çarpar demişti hocamız. Ahirette böyledir demişti. Eğer dünyada bir eğitime tabi tutulmazsa insan, eğer dünya hayatındaki o ehliyeti almazsa, o zaman ahirette de o kazancı yani o güzelliği hissedemez, göremez demişti. Gerçekten çok etkileyici bir konuşmaydı. Ben orada düşündüm tekrar hocamızın çok uzun zamandır anlattığı konular dahilinde. Ahireti gerçekten anlamak, cennetten gerçekten zevk almak, cennete özlem duymak için bu dünyada mutlaka zorluk gerekiyor. Eğer zorluk olmazsa cennetin gerçekten bir insan için anlamı kalmayabilir, Allah vermesin. Oradaki temizlik, oradaki güzellik, oradaki nimetlerin değerini insan anlamayabilir. Hatta bazı insanlar vardır ya bu dünyada sıradan bir hayat yaşarlar. Yani düşünürler cennette sıkılırım zaten der mesela. Çünkü bu dünyada ona verilenle yetinir aslında. Temizlik onu ilgilendirmez bir kısmı için söylüyorum. İşte zorluklar onu ilgilendirmez. Zaten hayatı çok monoton bir hayattır. Allah için yaşanmış bir hayat değildir. Ama insana, insan Allah için yaşıyorsa eğer bu dünyada hep çok güzelini ister. Fakat bu da eksikleri görmesine sebep olur. Mesela bir hastalığın ne kadar büyük bir imtihan olduğunu o zaman fark eder. Ama cennete gittiğinde ne kanser var, ne başka bir hastalık var, ne zorluk var, ne toz var, ne uyku var, acizlik yok. Hiçbir şey yok yani insanı zorda bırakacak hiçbir tehdit yok. Mesela gelecekte işte şu hastalığa kapılacaksın, şu tarihte öleceksin, bir ay ömrüm kaldı, şu oldu bu oldu. Böyle bir tehdit yok Allah vermesin. Orada bir sonsuzluk var ve o sonsuzluğun içinde hep nimet var. Bunu anlamak için ama bu zorlukları görmek gerekiyor. Allah dilese bize melekler gibi de yaratabilirdi. Yani hiçbir şekilde bir hata işlemeyecek gibi de yaratabilirdi. Hiç bizi dünyaya göndermeden Allah bizi sürekli cennete de yaratabilirdi. Fakat Allah o şekilde olmasını istemiyor. İnsanın farklı bir varlık olmasını istiyor. O şekilde yaratmış. Tabii ki bütün bizim kararlarımızı aslında Allah önceden biliyor. Dolayısıyla bizim hangi kararı verdiğimizi Allah biliyor. Allah yaratıyor hepsini. Bütün düşüncelerimizi Allah yaratıyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz dilemeden siz dileyemezsiniz diye bildiriyor ayette. Demek ki Allah bizim mesela dua ettiğimiz zaman Allah o duayı ediyor. Etmemizi istiyor. Biz ondan sonra ediyoruz. Fakat Allah kendi büyüklüğünü, kendi gücünü kavrayabilen bir varlık olmasını istiyor insanın. O yüzden bir hikmeti de bu dünyanın olmasının. Yoksa Allah bizi direkt cennette de yaratabilirdi. Hep hocamız anlatıyor zaten. Ama hiçbir şeyin o zaman biz gerçek derinliğini anlamazdık. Bu şekilde Allah hem kendisinden korkmayı, kendisini sevmeyi, kendisinin bütün derinliğini, bütün büyüklüğünü kavrayabilen ve bütün zorluklara sevgi yüzünden, sevgisi için göğüs germiş bir varlık olmasını istiyor insanın. O yönle de insan çok üstün bir varlık oluyor. Gerçek anlamda bunların hepsine sevgi için, Allah sevgisi için, Allah'ı gücendirmemek için, Allah korkusuyla göğüs germiş bir varlık. O anlamda meleklerden de üstün olabiliyor. Hiçbir sınırı olmuyor yani Allah'ın yaratışında. O yüzden aslında Allah'ın çok büyük bir nimeti dünyada bizi denemesi. Bazen insanlar, bazı Müslümanlar da buna dahil, niçin Allah bana böyle bir zorluk çektiriyor gibi sorular sorabiliyor. Halbuki bizim böyle bir soru sormamamız gerekiyor. Biz herkes kendisini düşünsün. Allah ne kadar güzellikler yaratıyor, ne kadar büyük nimetler veriyor kendisine. İşte bütün bunları biz düşünmeden Allah düşünüyor. Biz zaten düşünemeyiz. Yani Allah'ın büyüklüğünü ve yaratışını kavrayamayız. Fakat bizim aklımıza gelmeyen nimetleri Allah bize veriyor. Demek ki o en az o nimetler kadar büyük bir nimet dünyaya da yaratması Allah'ın. Yani İnsanlar inşallah. aslında peygamberlerin hayatlarını düşünseler kendilerinde yani çok hayatlarını da çok güzel geçirebilirler oralardaki örnekleri. Çünkü bütün peygamberlerin hayatlarına baktığımızda çok ciddi imtihanlarla imtihan olmuşlar. Çok belki birçok kişinin kaldıramayacağı zorluklarla Allah onları imtihan etmiş. Ama baktığımızda da Allah onları çok yüksek bir mertebeyle şereflendirmiş. Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Bakara suresi 214. ayet. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır diyor. Yani çok ciddi zorlukları olacağını Allah aslında ayetlerde bize söylüyor. Cennete gittiğimizde
dünyadaki zorluklarımız sonucunda kazandığımız olgunlukla cennete gitmiş olacağız. O aslında bizim için Allah'ın yarattığı bir nimet. İnşallah. Allah başka bir ayetinde de şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık, bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele diye Allah bildiriyor. Şu an ahir zamanda hakikaten çok zor durumda, çok zor şartlarda yaşayanlar var. İşte Suriyelileri gösteriyoruz mesela nehirden, buz gibi suyun içerisinden. Çocuklar, kadınlar artık yani o şu anki hava durumunu düşünün ne kadar soğuk. Hem açlar hem öyle bir hava koşulunda yaşamak durumundalar. Buz gibi sulardan geçiyorlar, evleri yok. Böyle bir zorlukla şu an imtihan oluyorlar. Ama çok sabır gösteriyorlar hakikaten. Allah inşallah karşılığını verir onlara. Allah sabır gösterenleri müjdele diyor. Çetin bir ortam var ama sabır gösterecek Müslüman. İşte nasıl Allah sevgisini kanıtlıyor öyle bir Müslüman? Bilir insan kendini. Allah'tan nasıl korkuyor, Allah'ı nasıl seviyor, Allah ne yaratırsa yaratsın. Mutlaka tevekkül ediyor, sabrediyor. Allah o zaman öyle bir insanı çok seviyor. Öyle bir insan cennette nasıl sevilir düşünün. Senin de söylediğin gibi peygamberler o yüzden çok seviliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden biz çok seviyoruz. Çok zor zamanlar geçirdi. Ama Allah'ı çok sevdiği için o da inşallah cenneti hak ediyor. Hocamızın da söylediği gibi cennete ehliyeti o zaman insan alıp o cennetin kıymetini bilmiş olacak inşallah. İnsanın dünyaya getirmiş amacını hiçbir zaman unutmaması gerekiyor gerçekten. Allah bir ayetinde şeytan Allah'a sığınırım ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Başka bir ayetinde de hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için yarattım diyor. Tabii ki de bu denenmeler böyle kolaylıkla ya da bizim dilediğimiz şekilde olmayacak. İnsan zorluk tabii ki de görecek. Ama inşallah onu zorlukların karşısında her zaman güzel tavırla, iyilikle karşılık verecek zorluklara. Onun aslında yansımasını insan dünyadaki örneklerinden görerek de anlayabiliyor. Mesela düşünün hepimiz kendimizi düşünelim. Mesela liseden yeni mezun olmuş bir insan, üniversiteden yeni mezun olmuş bir insan. Şimdi hayatın kendisinde göstereceği kaderinde yaşayacağı şeyleri tam bilmediği için nasıl tepki vereceğini de bilmiyor. Evet. Başarılı olacak mı olmayacak mı onları da bilmiyor ama adım adım mesela önüne bir zorluk çıkıyor. Orada başarılı olduğunda kendisine özgüveni geliyor. Yani kendisini daha çok seviyor. Kendisini daha değerli görüyor. Sadece bu çok basit bir mantık tabii ki. Karşılaştırılmaz dünyadaki imtihanla. Fakat buradan bile yola çıkarak insan orada şunu görüyor. Mesela insan sevdiği bir insan oluyor. Fakat düşünüyor acaba başımıza bir şey gelse o bana sadık olur mu, vefalı olur mu diye. Ama başlarına bir şey geldiğinde o kişinin vefalı olduğunu, o şartlar altında da kendisine karşı sevgi gösterdiğini görünce ona sevgisi artıyor. O kişinin de kendi sevgisini, güveni artıyor. İşte insan o zaman ahirette Allah ona gösterdiğinde de sen dünyada bu şekilde davrandın diye. O zaman gerçekten cennete girmeyi hak ettiğini, kendisinin değerli bir varlık olduğunu hissedecek inşallah. İnşallah. Yoksa tabii ki zaten Allah'ın o şekilde değerli yarattığı bütün varlıklar, meleklerimiz bizim, bütün diğer varlıklar hepsi değerli. Fakat Allah'ın orada gösterdiği işte bu imtihandan geçmiş olup da orada her şart altında Allah'ı sevmeyi tercih etmiş olunca insan kendini daha çok seviyor. Evet. Daha çok inşallah delil buluyor kendisini sevmeye. Böyle aslında Allah bunun işte örneklerini dünyada da bize gösteriyor. Herkes mesela sevdiğinin kendisine vefalı olmasını ister. Yıllar geçtikçe ilgisinin azalmamasını ister. Mesela bütün düşündüklerini bilmesini, onu tanımasını ister. Onu yanlış değerlendirmemesini ister. Allah insanı hiçbir zaman yanlış değerlendirmez. Allah insana şah damarından daha yakın. Her şekilde, her içinden geçeni biliyor Allah. Ve insanın da işte kendisini nasıl sevdiğini biliyor. O yüzden bütün Müslümanlara Allah'ın da karşılık olarak cennet yarattığını görmesi, insan zaten Allah'ı çok severek ahirete gitmiş oluyor. Orada daha da artıyor sevgisi. Daha da güzel bir ortam oluşuyor. Şu anda bizim belki aklımızın alamadığı bir ortam oluşuyor. Elhamdülillah. Aslında Allah imtihanlar vesilesiyle iman edenlerle iman etmeyenleri ayırmış oluyor. Ayette şöyle söylüyor, şöyle bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılabileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda hocamızın yayınlarda söylediği bir söz aklıma geldi. Müsibet kelimesi aslında isabet eden anlamında.
Ama genellikle halk arasında başıma bir musibet geldi. Bunu bir üzüntü olarak, üzüntü sebebi olarak algılanıyor. Halbuki musibet yani isabet eden, bazen zenginlik isabet edebiliyor. Bazen bolluk, bereket, bazen hastalık da isabet edebiliyor. Aslında hepsi Allah'tan isabet ediyor. Ve iman edenlerle iman etmeyenleri ayırmak için bir de şöyle bir nokta aklıma geldi. Aslında bu imtihanlar iman edenlerin de başına geliyor, iman etmeyenlerin de başına geliyor. Ama ayette şöyle bir aslında mümin Allah'a yani ümit var olmalarından kaynaklanan bir avantajları oluyor aslında bu noktada. Ayette şöyle bildiriyor. Şeytana Allah'a sığınırım. Düşmanınız olan topluluğu aramakta gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz onların umut etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu da Allah'ın müminlerdeki ümit var olma özelliğinden kaynaklanan aslında bu imtihanlara karşı ne kadar zorlu olursa olsun ümit etmekten, tevekkül etmekten ve Allah'a güvenip dayanmaktan, Allah'a veli kılmaktan dolayı her zaman için çok daha kolaylıkla geçirebileceği aslında nimetler. İki ayrım var. İki okuduğun ayette de o şekilde. İmtihan geliyor, müminler ayrılıyor, inkar edenler ayrılıyor. İkisi için de bir imtihan o. Bir tanesi inkarı için onu kullanıyor, diğeri imanı için kullanıyor. Yani oradaki o olay, zorluk her ne olursa olsun Müslümanın kendini ispat, şimdi Ceylan'ın anlattığı çok önemli. Hem kendi kendine ispat, hem Allah'a ispat. Yani Rabbim ben senin kulunum ve senin için her zorluğa katlanırım yani ne olursa olsun onu ispat. Ama aynı zamanda da inkar edeni görebilmek. Çünkü zorluk gerçekten onun ayrımının iyi yapıldığı bir andır. Zorlukla karşılaşıldığında insanlar çok rahat... Bir kısım insanlar isyana kapılabilirler. Allah o yüzden zaten imtihanı verir. O ayrım meydana gelsin diye. Fakat öyle bir şey ki bu ayrımın da olması gerekiyor. Hep hocamızın verdiği bir örnek vardır. Hazreti Adem cennetteyken herhangi bir zorluk imtihan ortamı olmadığı için hemen şeytanın sözüne hemen kanıyor. Yani Allah'a güvenmesi gerekirken hemen kanıyor. Tabii ki orada bir ruhu eğitilmediği için, zorluk bilmediği için orada bir mukayese yok. Evet yani bir zorluk başına geldiğinde nasıl davranması gerektiğini, Allah'a bağlılığını nasıl ispat etmesi gerektiğini ispat edebilecek, gösterebileceği bir ortam yok. Dolayısıyla Allah onu imtihanın olduğu yere götürüyor ve orada çok büyük bir pişmanlık duyuyor hemen arkasından. Çünkü imtihanla karşılaşınca oradaki o yapması gerekenin kendi suçun yani oradaki zelliği anlayabiliyor, fark edebiliyor. İşte Müslümanın arasındaki fark bu. O yüzden Müslümanın çektiği çile fazla oluyor. Onu ispat güzel bir şey çünkü. Allah o yüzden Mehdi'ye çok büyük çileler veriyor. Yani o kadar büyük çileler ki Mehdi oradan anlıyor kendisinin Mehdi olduğunu. O kadar olağanüstü çileler. Çünkü Allah onu çok değerli buluyor, üstün buluyor. Onu ahirette anlatacak, onun ahiretini hak edecek. Gerçekten insanların biatını orada hak edecek bir insan olduğunu Allah ona gösteriyor aslında. Fakat şöyle de bir özelliği var imtihanın. Nasıl biz ayrı zamandayız, o kadar şey geliyor dünyanın başına, hiç gelmemiş olaylar artık, görülmemiş olaylar. Buna rağmen insanlar hala azgınlık peşindeler değil mi bir kısmı? Yani şaşılacak bir şey bizim için ama bir kısmı hala Mehdi'yi inkar peşinde. Herkesin bir kurtarıcı için yalvardığı bir dönemde bir kısım insanlar hala Mehdi'nin gelmeyeceğini bu kadar delile rağmen iddia edebiliyorlar. Bir kısmı hala kendi işinde gücünde oluyor. Mesela bir savaş arası veriliyor, hemen işine gücüne bakıyor, evlenmesine bakıyor. Yani kimisi ahiret, yani evlenmek kötü bir şey anlamında söylemiyorum bunu ama öncelik açısından evet Allah'ı unutuyor, Allah'ı unutmuş bir şey. Şimdi Ceylan'ın anlattığı konu çok önemli. Allah bütün nimeti verirken, Allah bütün zorlukla ahiretin varlığını hissettirmeye çalışırken, kurtuluş istemeleri için bir artık delil verirken Allah, orada Allah'tan bir haber yaşamanın Allah karşılığını çok büyük verebiliyor. İşte o yüzden de zorluklar gitgide fazlalaşıyor Mehdi'nin çıkacağı dönemde ki insanlar artık o olağanüstülüğü fark etsinler ve Mehdi diye yalvarsınlar diye. Ve biz şu an bunu görüyoruz, adım adım görüyoruz. 2015'te olaylar çoğalacak demişti hocamız. Evet. Hakikaten arttı. Şimdi 2016-2017 durulmayacak diyor hocamız. Gerçekten de göreceğiz. Yani öyle olacak. Çünkü kaderde bu şekilde. Ama sonrasında Mehdi müjdesiyle Allah o güzelliği bize tattıracak. Allah'ın şefkati olduğunu görüyoruz onu da. Çünkü bir tarafta insanın sonsuz hayatı var. Şimdi dünyada insan Allah'ı takdir edemeden eğer hayatını kaybederse o zaman sonsuz hayatında Allah korusun cehenneme gidebilir. Allah kullarının işte o sonsuz hayatları güzel geçsin diye artık zorluk üstüne zorluk vererek, dünyada her türlü şekilde sıkıştırarak kendisini sevdiriyor o kullarına.
Yine biz mesela Allah savaş çıkartıyor. Allah'ın şefkatinden, sevgi istediğinden savaş çıkartıyor. Hocamız çok güzel anlatmıştı bunu. O hikmeti bütün duyanlar ben eminim çok kalpleri serinlemiştir. Yani kalplerine böyle bir ferahlık gelmiştir. Hep onlar Allah'ın sevgi istemesinden ve kendisini sevdirmesinden, kullarının ahir hayatında asıl güzel geçirmeleri için. Çünkü Allah bizi Kur'an'da bildiriyor. Biz bu dünyayı bir göz açıp kapama süresi kadar hatırlayacağız. Dolayısıyla bu dünyada bize Allah'ın verdiği nimetleri de biz o anlamda hatırlamayacağız. Allah'ın verdiği zorlukları da o anlamda, o uzunlukta hatırlayamayacağız. Ahir hayatımız önemli. O yine Allah'ın bize olan şefkatinden. Düşünsenize de şimdi dünyada bizim tanıştığımız Müslümanlar var, tanışmadığımız Müslümanlar var. Bizden önce yaşamış Allah'ın yarattığı Müslümanlar var. Bizden sonra inşallah yaşayacak Müslümanlar var. Ama bir imtihandan geçilerek gelinen bir yer olduğu için cennet. Allah inşallah bizi cennete alırsa orada tanıştığımız herkes değerli insan olacak. Evet. Şimdi düşünsenize bir yere gidiyorsunuz. Tanıştığınız herkes hayatı boyunca Allah'a sadık kalmış. Hayatını Allah rızası için yaşamış. Bütün zorluklara göğüs germiş. Yani sağınıza dönüyorsunuz böyle bir insan, solunuza dönüyorsunuz böyle bir insan. Biz mesela şu anda ne kadar Allah'ın bizi nimet içinde yaşattığından hep bahsediyoruz. Ben hep söylüyorum benim buradaki bütün kardeşlerim. Hepsi Allah rızası için canımı vereceğim insanlar. Çünkü çok değerliler. Ben çünkü birebir şahit oluyorum onları nasıl insanlara Allah'ı hatırlatmak için insanlara iman etsin diye faaliyette bulunduğunu. Allah cennette yani elhamdülillah Allah cennette işte bunun kat kat güzelliğini yaratacak bize. Orada artık emin olmuş oluyor Müslümanlar. Gördüğü herkes Allah'ı çok seven bir insan. Elhamdülillah çok büyük bir nimet yani. Ekran yapmak istiyorum mu senin sözüne? Aramızdaki sevgiyi aslında insanlar çok merak ediyor. Genelde onu soruyorlar. O sevginin kaynağı iman olduğu için o kenetlenme hiçbir şekilde açılmıyor. Yani Allah'ın izniyle sonsuza kadar sürecek bir sevgi oluyor. Gelen bir söz, yapılan bir eleştiri onlar hiçbir şekilde o kenedi açamıyor. Onun için insanların aslında hayatlarında İmanı derinleştirdiklerinde, yanlarındaki bulunan insanlarda, hayatlarında imanı derinleştirdiklerinde oluşacak ortam aslında böyle bir ortam. Sevgi ortamı, herkesin birbirine değer verdiği, saygı duyduğu, nezaketli olduğu ve sonsuza kadar Allah rızası için koruyup kollayacağı, sevgi duyacağı insanlar oluyor etrafında. Yani bunun temelinde sadece iman oluyor, Allah korkusu oluyor. Yoksa bu sevginin oluşmasında imanımız olmasa, dünyevi şeyler olsa asla böyle bir sevgi oluşmaz. Çünkü bir insanın diyelim dünyevi şeylerde ufacık bir çıkarıyla çatıştığında hemen bırakır gider, vefasızlık gösterir. Sadakatine zaten hiç kimse emin olamıyor dışarıda. İnsanların en büyük tedirgin olduğu konulardan biri bu. Ama bizde insanların dikkatini çeken en önemli şeylerden biri birbirimize sadık olmamız. Onun temelinde de hep Allah korkusu ve Allah'a duyduğumuz sevgi yatıyor. Şeytanlığa bahsediyor. Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerinin velileridir diyor. Hocamız geçen geçen haftaki bir sohbette bu veli kelimesini açıklamıştı. Veli demek bir insanın her şeyiyle ilgilenen demek. Yani onun karakteriyle, ahlakıyla, düşünce yapısıyla, kıyafetleriyle, yaşadığı yerle, yemesiyle, içmesiyle, sağlığıyla her şeyiyle ilgilenen. Yani anne karakterini düşünelim. O anne karakterinin çok daha gelişmiş hali. Yani Allah veli olarak kılıyor bildiği. Veli olarak kıldığını bildiriyor. Tabii ailesinde ne olmasa da. Evet tabii Müslüman ki. Müslüman kardeşi olarak, velisi tabii, olarak. Evet. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar. Orada hiç zaten fark etmiyor. Allah bir araya getiriyor. Evet, ne söyleyeceğimi yani unuttum. Şu an heyecanlandım biraz. Yani bizim yani şöyle bir iddiamız yok. Yani Müslüman mükemmel insandır diye bir şey yok. Müslüman kendisini Allah rızası için güzelleştirmeye çalışan insan oluyor. Bizde yani hatalarımız oluyor. Ben mesela şahsen onların farkında oluyorum. Allah rızası için onları değiştiriyorum. Bize bakan insanlarda eleştirdikleri yönler olabilir, beğendikleri yönler de olabilir. Bu demek değildir ki yani biz onların öyle olmasını istiyoruz. Zaten biz de kendimizi her gün daha çok geliştirmek istiyoruz. Allah bizi de her gün olgunlaştırıyor. Allah bizi de her gün bilgimizi artırıyor. Kendisine yakınlaştırıyor, sevgimizi artırıyor, kendisinden korkumuzu artırıyor. Biz Allah'ı memnun etmek için zaten kendimizi daha iyileştirmeye çalışan insanlarız. Şimdi bize bakıp da bizi eksik gören insanlar olabilir ama İslam'da eksik yok, o çok önemli. Biz bize benzeyin demiyoruz hiç kimseye, evet. Hocamızın hatırlattığı bir şey bu. Evet. Hep beraber Kur'an'a uyalım diyoruz. Yani biz de Kur'an'a uyalım, herkes Kur'an'a uysun diye biz bir çağrı yapıyoruz. Yoksa
fert fert Müslümanlarda bir tabii ki eksiklik olabilir ama Kur'an'da eksiklik yok, İslam'da eksiklik yok elhamdülillah. Bütün Müslümanlar zaten her gün ibadet olarak tövbe ediyorlar. Her gün tövbe ediyoruz biz. Yani Allah zaten bizi hatalarımızla yaratmış. Hatalarımız mutlaka oluyor. Ama onları düzelterek Allah'a da sevgimizi daha çok arttırıyoruz. Dediğin gibi olgunlaşıyoruz. Ahlakımızı güzelleştirmeye çabalıyoruz. Allah böyle yaratmış zaten. Allah kurtuluşu erenlerin samimi olacağından bildiriyor. Ceylan'a söylediği gibi ne çok zeki, ne çok akıllı diyor, ne çok güzel. Hiçbir böyle bir kıstası yok. Sadece samimi olursanız Allah ben size cennetimi alırım diye bildiriyor. Ben bir ayet hatırlayacağım demek konuyla ilgili. Şeytanım Allah'a sığınırım. Yunus suresi 7. ayette Rabbimiz şu şekilde belirtiyor. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar diye. Şimdi aslında bu ayette çok detaylı düşünülmesi gereken bir şey var. Bu dünya hayatından tatmin olanlar. Yani bu dünya hayatının her şeyi onlara yetiyor. Bu aslında garip bir şey. Yani şundan dolayı söylüyorum. Bizim bakış açımızla çok garip bir şey. Çünkü yetecek bir yer değil. Yani 70 en fazla 70-80 yıllık bir hayat çok kısa bir hayat. Bu çok kısa bir hayatın içinde çileler o kadar fazla ki. Yani insan uyuyup kalkıyor, temizleniyor, yatıyor, tekrar temizleniyor. İşte her gün meşgalesi, her gün canlı kalmaya çalışıyor. Hastalanmamaya çalışıyor. Yani bunlar sadece bir kısmı. Etrafta çok fazla şeyle muhatap olmak zorunda kalıyor. Nefretle muhatap olmak zorunda kalıyor. Kötü insanla, kötü sözle. Bunlar bir kere insanın psikolojisini gerçekten çok olumsuz. Dışarıdaki insanlar için söylüyorum. Yani dışarıda bunlarla muhatap olan bizim Allah'a çok şükür öyle bir ortamımız yok. Bunlarla muhatap olmak zorunda kalıyor. İnsanların kaprisleri, insanların çekememezlikleri, kıskançlıkları, her türlü kötü huy. İşte dışarı çıkıyor toz, çamur, kir, toprak yani her şey böyle. Tamam güzel şeyler de var ama onlar çok özlem ve istek uyandırıcı şeyler. Mesela bir yavru köpek bizi mahvediyor. Gerçekten çok istiyor insan. Ama çabucacık hastalanabilen bir 10 yıl sonra zaten 10 yıllık, 12 yıllık falan bir ömrü olan küçücük bir hayvan. Yani onu o yetmiyor. Mesela sevgi duymak istiyoruz. Yetmiyor onun. Çünkü en çok daha fazlası var. İstediğimiz gibi olmuyor. Kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz gerçekten. İşte insan mesela bir şeyin doya doya tadına varmak istiyor. Tabii. Olmuyor. Yemeğin doya doya tadına varmak istiyor. Olmuyor. Yani dünya böyle bir yer değil. Yani Allah şunu hatırlatıyor dünya ile birlikte. Nimetler var. Bunlardan zevk alacaksınız. Ama o nimetlerin sonsuzluğuna bu dünyada da ulaşamayacaksınız. Ve yine hocamızın söylediği bir şey vardır. İnsanın ruhu sonsuzluğa ayarlıdır. Her şeyin böyle her şeyin tatmin olmasını ister insanın ruhu. Yani sevdiği şeyin sevginin tatmin olması her türlü şeyin. Ama bir tek bu dünyada tatmin olmayan şey sonsuzluktur. Ölümsüzlüktür evet. Der hocamız. Halbuki ruh ölümsüz yaratılıyor ve sonsuz var olacağız. Allah'a çok şükür sonsuz var olacağız. Şimdi bir insanın bu dünyadan tatmin olup Allah'ın ayetinden habersiz yaşaması, dünya hayatına razı olması dolayısıyla çok dehşet verici bir şey. Ben sonsuz değilim. Bir 70 sene sonra, birkaç 10 sene sonra öleceğim ve buna razıyım demek. Ve bununla birlikte de farkındaysanız yani şikayet dolu böyle sosyal medyaya giriyoruz. Herkes hayatından şikayet ediyor. Herkes hayatından nefret ediyor. Çözüm de aramıyorlar. Çözüm de aramıyorlar. Sevgiden de bahsetmiyorlar. Hep nefret içindeler. Böyle de bir hayat yaşanıyor yani bir yandan da. Hani yaşanan hayatta böyle bir hayat bu birkaç 10 yıl içinde. Yaşlanmanın önüne geçilemiyor. Hastalıkların önüne geçilemiyor. Dolayısıyla bu hayat, Allah hatırlatıyor, bu hayat sonsuz hayat değil. Evet. Ama ruhumuz sonsuz. Demek ki bu hayat değil bizim gerçek hayatımız. Bizim hazırlık yapmamız gereken hayat evet. Ahiret. Evet. Zorluk elbette olacak. İşte genelde biliyorsunuz ateistler ya da din karşıtları bazen sorgularlar. Niye çocuklar ölüyor, niye oluyor? İşte seni sorgulamak için zaten. O çocuk zaten cennet için yaratılıyor. O zaten var ama sen bunu görüp Allah'a isyan ediyorsan sen o imtihandan kalıyorsun. Ama ben onu görüp Allah'tan ahireti istiyorsam, o çocukla ahirette buluşacağım inanıyorsam, işte ben orada kazanıyorum. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum senin anlattığın konuyla ilgili. Gerçekten bu sosyal medyada insanın sürekli şikayet etmesini söyledin ya Aylin. Bir kısmı da dünyadaki güzellikleri görün, sadece işte bunlara yönelik bu şekilde çağrı yapan insanlar var. Şimdi bu gerçekçi değil, tabii ki insanlar güzellikten bahsetsin, bu çok güzel bir şey fakat her anı aciz olan bir insanın bu acizlikleri görmemesi mümkün değil yani teknik olarak bu dünyada mümkün değil. Ancak şimdi senin dediğin gibi onu ahirete yani o inancı, o özlemi ahirete yönelmesi gerekiyor insanın. Bunu yapamadı mı şey dünyada her ne olursa olsun zaten hiçbir zevk alamıyor. Müslümanın zaten dünyada huzurlu bir
yaşamasının ana nedenlerinden bir tanesi sürekli Allah'a tevekkül etmesi. Her olayı Allah'tan geldiğini bilmesi. O dünyadaki belki zorlu ve kısa imtihanı en güzel şekilde inşallah geçirebilmesini sağlıyor. Bir hadiste yaklaşık olarak söyleyeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Ona zor ve bir imtihan durumu geldiği zaman o buna güzellikle sabır gösterir. Allah'tan geldiğini bilir ve hamd eder, şükreder. Güzel bir nimet geldiği zaman onun da Allah'tan geldiğini bilir. Yine Allah'a döner, yine Allah'a şükreder. Her iki durumda da memnun olur diyor. Yine bir ayette de Allah şeytanla Allah'a selam Tevbe suresinde. قُلْ لَا يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكِلِ الْمُؤْمِنُونَ diye buyuruyor. Yani bize Allah'ın diledikleri dışında hiçbir şey isabet etmez. Evet. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler diye buyuruyor. Yani en büyüğünden en küçüğüne kadar sabah biz gözümüzü açtığımız andan itibaren karşımıza çıkan her şey, yani her detayı insan bu konunun içerisine dahil edebilir. Karşılaştığımız kişiler, duyduğumuz sözler, ilgilendiğimiz işler, çalışmalar, her şey Allah'ın kontrolünde. Allah onları an be an benim gördüklerimi benim imtihanım için yaratıyor. Orada insanlar yaratıyor, olaylar yaratıyor ama onların hepsinin sonucu zaten Allah katında belli. Allah'ın orada benden istediği şey, benden beklediği şey, benim yapmam gereken o imtihan karşısında Allah'ın en çok beğeneceği ahlakı göstermem. Ben bunu gösterebilecek miyim, gösteremeyecek miyim? Orada benim için hedef olan bu inşallah. Aslında ben de ailenin biraz önce söylediği şeyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu dünya hayatına razı olanlardan bahsettin. Şöyle bir düşünce de olabilir. Şimdi insan bu dünya hayatına razı olmayıp ahireti umduğunuzda yani Müslüman olarak bir mümin olarak yaşamam gerektiğinde o zaman bu dünyadan vazgeçeceğim. Evet. O zaman ben işte çok eksik, çok mutsuz bir hayat yaşayacağım. Onun için zaten şeytan da sizi yakın olanla kısa vadeli vaatlerle genellikle kandırır. Buradan da şeytan devreye girerek yani ben Müslüman olursam eğer ahireti hedeflersem bu dünyam en azından şu anda yakın onu yaşıyorum o da elimden gidecek gibi düşünüyor olabilir belki ama aslında tam tersi Allah ayette yaklaşık olarak şöyle belirtiyor. Şeytanı Allah'a sınırım. Bu dünyadaki nimetlerin bu dünya için inananlar için, inanmayanlar için de hazır bulunduğunu fakat ahirette yalnızca müminler için olduğunu. Dolayısıyla yani bir Müslümanın Müslümanca bir hayat yaşadığında dışarıda yani bu dünyadan kaybettiği hiçbir şey yok. Evet. Tam tersi çok daha mutlu, çok daha huzurlu. Ve Allah da tabii bu şekilde şükrediyor o zaman Müslüman. Şükredince ne olur? Zaten nimet artıyor. Nimet artınca daha çok mutlu oluyorsun. Mutluluk artıyor, huzur artıyor. Bir de zaten mutluluk böyle şöyle bir konu da değil. Yani işte dans ettim mutlu oldum, müzik dinledim. Yani mutlu olmanın formülleri diye bir liste yapılabilir ama yani bu aslında çok gerçekçi olmuyor. Aslında mutluluk hissi de Allah'ın insanların kalbine verdiği bir his. Dolayısıyla Allah eğer bu hissi hak etmediğini bu hissi nasip etmezse insana yani müzik dinlemek, eğlenmek, tatil yapmak, işte kayarken yani bunların hiçbiri aslında zevk vermez. Dolayısıyla öncelikle Allah hocamın sürekli dediği gibi yani anahtar olarak Allah'ı sevmek en büyük çıkış noktası bu. Ondan sonra zaten Allah'a sevgi yönelttikten sonra Allah'la bir sevgi bağı aslında kurduktan sonra Allah zaten bütün nimetleri inşallah Müslümanlara en güzel şekilde nasip eder. Metin Şentürk'ün bir teşekkür ederim. 2013'te Metin Şentürk'le ilgili bir röportaj vardı. Ben onun sözlerini okumak istiyorum. Metin Şentürk'e soruyorlar. Çocuk yaşta neden bu benim başıma geldi dediniz mi diye soruyorlar. Cevabı şu şekilde oluyor. Dememek lazım. İyi bir hayatımız, iyi bir işimiz olunca Allah'a neden ben demiyoruz. Evet. Ne zamanki bacağımızı, kolumuzu kırıyoruz işte o zaman Allah'ım neden ben diyoruz. Olmaz ki insanoğlu olarak neden ben olmayayım ki diyeceğiz ki. O zaman o işin tadına da acısına da varalım. Kemale ermek böyle bir şey. Ben erdim galiba diyor. Bakın imtihanın önemi. Senin söylediğin gibi ailen. Mutlaka inananlar, inanmayanlar, samimi olan olmayanlar, güzel ahlaklı olanlar olmayanların ayrılması gerekiyor. Bediüzzaman'ın sözü vardı. Ebu Bekirlerle Ebu Cehil'in ayrılması gerekiyor diye. Çünkü cennete herkes gitse, yani güzel ahlaklı olan da olmayan da gitse, Allah'a inanan da inanmayan da gitse, yani oradaki ortamın hakikaten ne kadar zorlu olacağını biliriz yani dünyada da zorlanıyor senin söylediğin gibi. Yani kötü söz, kötü ahlak, kötü bakış yani müminleri çok etkiliyor ki müminlerin algısı daha açık oluyor. Yani hisleri daha kuvvetli oluyor. Tabi cennette de Allah sonsuzluk vaat ediyor inşallah. Orada da tabii ki güzel bir ahlak olan
güzel, Allah'ı seven, Allah'a vefa gösteren, Allah korkusu tam oturmuş olan insanları görmek tabii ki sizin için nimet olur. Kalplerinde kimden ne varsa almak diyor. Bir de dünya hayatının sana ilk sorulan. Derin söyleyeyim, bir ayetle söylemek istiyorum inşallah. Allah bunu şöyle haber veriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisine bir denemeden geçirse, ona bir kerende bulunsa, nimetler verse, Rabbim bana ikram etti der. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kılsa, hemen Rabbim bana ihanet etti der. Fecr suresinde. O zaten senin dediğin, az önce anlattın ya, insanların bazıları işte dindar olursa eğer, Allah'ı severek yaşarsa, dünyada çok fazla şeyden geri kalacağını zannediyor. O aslında bağnazların yaşantısı için doğru yani. Onlar bir şekilde yani şeytan onları kandırmış. Ve dünyada ancak dünyayı cehennem çevirirlerse dindar gibi görünebileceklerini zannediyorlar. Halbuki Allah Müslümanlardan dünyayı cehennem gibi yaşayın demiyor. Dünyayı da cenneti çevirin. Ahirette de sizi sonsuza kadar cennetime alayım diyor. Allah'ın bizden istedikleri aslında baktığımızda Kur'an'da gerçekten tam dünyayı cennete çevirecek şeyler. Birbirinizle kavga etmeyin diyor Allah bize. Müslümanlar Müslümanlarla arası iyi geçinsin, birlik olsun, beraber hareket etsin diyor. Allah mesela komşu, bütün ahlak kurallarını bile Allah anlatmış. Evet. İnsanların birbirini rahatsız etmeyeceği, en medeni yaşayacağı Allah ahlak kurallarını anlatmış bize. Yalan söylemeyeceğiz, haram yemeyeceğiz. Zaten bunların hepsi dünyayı cennete çevirecek güzellikler. Allah mesela bilimde ileri gitmeyi söylüyor Müslümanlara. Siz mesela gökyüzüne bakmaz mısınız diyor. Nasıl bakılır gökyüzüne? İnsanın yani başını çevirip bakmasından bahsetmiyor Allah. Tabii ki bilim öğreneceğiz. Astronomi ile mesela teleskop kullanacağız. Oradan gelen bilgileri nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. O şekilde bakacağız. Şimdi Allah bütün bunları istiyor birden. Dolayısıyla bağnazların dediği o anlayışın yanlış olduğunu görüyoruz biz Kur'an'a baktığımızda. O mükemmel sistem dediğin, onu eklemeye yapacaktım. Allah ayetinde yaklaşık olarak söyleyeceğim. Yakın akrabanız, anneniz, babanız kendiniz aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun diyor. Böyle bir adalet sistemi dünyada yok. Yani hiç kimse kendinden feragat ederek adaleti ayakta tutacak bir sistem üzerine oturmuş değil. Hiçbir ülke yani demokratik ülkeler bile. Dolayısıyla İslam ahlakıyla oluşacak bir şey bu. Bir de bu Piray'ın anlattığı konu gerçekten çok önemli. Üstünde durulması gereken bir konu. Biz ahiretten bahsediyoruz, ahireti bekliyoruz. Ahiret, yani Allah'ın rızası ve ahiret için yaşıyoruz. Hayatımız hep böyleydi. Yani hocamızla tanıştık, biz bunu anladık. Kur'an'ı okuduk, anladık. Ve biz ondan beridir de hep böyle yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Fakat hayatımızı da görüyorlar, biz eğleniyoruz da. Bütün nimetlerin, güzelliklerin, sevginin, her türlü güzelliğin doyasıya da yaşıyoruz Allah'a çok şükür. Çünkü ayeti hatırlattın ya Piraya. Çünkü dünyada sizin, yalnız ahirette ise yalnızca sizindir diyor Allah. Yani dünyada da siz bundan faydalanacaksınız. Tabii ki harama girmeden, zaten haramın ölçüsü bellidir. Zaten haramın ne zevki olabilir, Allah vermesin. Ama ahirette de sadece Müslümanlara ve kat kat verecek. Şimdi dolayısıyla bu dünyada nimetin de zorluğun da Müslüman için özel yaratıldığını unutmamak gerekiyor. Bir de ben Beril'in anlattığım Metin Şentürk'ün sözleri çok güzelmiş gerçekten. Hocamız hep söylerdi, ahiretten bakmak gerekir dünyadaki hayata. Ahiretten bakıldığında ama bir insan çok ciddi bir zorluk dünyada. Tabii. Gerçekten çok ciddi bir imtihan. Fakat onun aldığı, ibadet ederken Allah derken onun aldığı ecir, normal bir insanın, sağlıklı bir insanın aldığı ecrin 1000 katıdır demişti hocamız. Ruh derinliği de anlaşılıyor zaten konuşmasından da. Sanatından da anlaşılıyor. Allah ona öyle bir üstünlük vermiş. Tabii ahiretten bakıldığında hangisi daha değerli? İnsan ahiretten baksa hangisini tercih eder? Tabii. Bu dünyada birkaç 10 sene içinde tabii ki sağlıklı yaşamayı isteriz Allah'tan, dua ederiz. Ama öyle bir imtihan geldiyse de onun güzelliğini çok güzel görmek gerekiyor. Yani dünyadaki her şey aslında insanların, bütün insanların yani iman etsin etmesin istediği her şey dinde var. Bunu biraz gerçekten düşünseler düşünmek istemiyor insanlar anlarlar. Mesela herkes kendisini nezaketli olunsun ister. Kendisi bir münasebetsizlik yaparsa o hissettirilmesin ister. Karşısındaki insan nezaketli olsun ister değil mi? Bazı insanlar gerçekten kendisini iyi yetiştirmiştir bu konuda. Bunu bir işte bir ahlak kuralı olarak uygulamak isterler. Fakat bir şekilde de insanlar hissettirir bunu karşısında. Yani şu anda ben seni alttan alıyorum gibi böyle. Cahilde biz bunu çok görürüz halk arasında. Çok olur. Tabii ki iman eden kişileri tenzih ederim. Mesela hep bizim anlattığımız bir şey vardır. Bir Müslüman bunu sevinçle yapar. Hiç de bir şekilde hissettirmez diye. Niye sevinçle yapsın diye
düşünebilir insanlar. Gerçekten sevinçli yaparmışlar. Onu yaparken, şimdi sen hatırlattın ya Ayet Aylin, kendinden üstün tutuyor zaten Müslüman kardeşini. O zaman birincisi ayetteki gibi Müslüman kardeşini üstün tutmuş oluyor. İkincisi Allah'ın bildiğini, gördüğünü görüyor. Orada ecir kazandığını biliyor. Gerçekten mutlu oluyor insan öyle bir nezaket gösterdiğinde. Hiçbir şekilde aksini hissetmiyor. İşte orada mesela Müslüman bir zorluk yaşamamış oluyor. O zaman işte güzel bir hayat yaşamış oluyor. Ve onun oluşturduğu, yani bu tip hareketlerin toplumunun oluşturduğu güzel sosyal ortamda herkesi mutlu etmiş oluyor. Yani böyle bir şey aslında bütün insanlar ister. Dolayısıyla mesela hocamız hep anlatıyor, İttihad-ı İslam'da herkes mutlu olacak. Yani o zaman Allah'a iman etmeyen veya şüpheli olan insanlar da mutlu olacak ve isteyecekler bunu. Neden? İşte bu tip şeyler yüzünden isteyecekler. Gerçekten hep böyle insanların bazılarının Marksizm'de, bazılarının başka sistemlerde aradığı böyle bir sosyal eşitlik, mutluluk, kardeşlik kavramı vardır. Asıl bunun İslam'da olduğunu peygamberimizden sonra bir daha görecekler insanlar. Evet, bu devirde de görecekler inşallah. Burada tabii İslam'ı tanıtmamızın çok önemli, evet, çok büyük inşallah. Bir var. Evet. Çünkü insanlar bunun olamayacağına inanıyorlar gerçekten. Evet. İslam'ı bilmiyordu çünkü İslam'ın tabii bu olduğunu. Hiç kimse bilmiyordu. Hocamız dünyayı ilk anlatan, tek anlatan hocamız. Ancak hocamızdan sonra bazı kişiler anlayıp anlatmaya başladılar. Bu bilinmezse tabii yani gördükleri İslam modelinde adaleti sorguluyor, işte barışı sorguluyor, sevgiyi sorguluyor haklı olarak. Yani haklı olarak derken araştırmadığı ve bilmediği için. Ama gerçek İslam'ı anladığında o zaman ona onu anlatma imkanı oluyor. Kur'an'da bak bu var ama uygulanmıyor diye anlatma imkanımız oluyor. O da gerçekten insanların bile bile direnmemesi çok önemli. Evet. Hocamız çünkü farkındaysanız her gün hemen hemen aynı kişilerin aynı sorularına cevap veriyor. Evet. Kadınların durumunu anlatıyor. Kur'an'a göre olan ahlakı, adaleti, rahatlığı, özgürlüğü, demokrasiyi hepsini anlatıyor. Buna rağmen direnen insanlar var ama onlar da olacak tabii. Bu bizim daha fazla anlatmamıza vesile oluyor. Her şeyin bir hayrı vardır. Hocamız söyledi zaten, Allah burada. Soruyu sorduran Allah, cevap verdiren Allah. O yüzden bizim gerçekten bu konuda daha, her daim daha fazla anlatıp gerçek İslam'ı insanlara tanıtmamız çok İnşallah. Önemli. İnşallah. İttihat-ı İslam dedi ne? İttihat-ı İslam, yani İslam dinin tüm dünyaya hakim olması ve İslam dininin de özünün sevgi olduğunu söylemişti hocamız. Ben de hocamızın sevgiyle ilgili birkaç sözünü okumak istiyorum. Barışın, sevginin halledeceği bir şeyi kavgayla halletmeye kalkıyorlar. En güzel silah sevgidir, sevgiyle halledilmesi lazım. Zaten hadislerde de hani Mehdi zamanında silah üretimi olmayacak diye anlatmıştı hocamız da. Silahlar eritiliyor. Evet, silahlar eritiliyor. Durduk yere sevgi oluşmaz. Kur'an sevginin nasıl oluşacağını, bütün sistemlerini ince ince anlatır. Ceylan, senin söylediğin gibi hani Kur'an hakikaten bize oturuşumuzdan kalkışımıza kadar Allah bizi Kur'an'da çok güzel bir şekilde eğitiyor. Kur'an sevginin bütün kökünü, nizamını, sistemini en ince detaylarına kadar dal budak sardırarak tam oturtturur, saray gibi karşımıza getirir. Şeytan insanlara güzelliği zor gösteriyor, sevgiyi zor gösteriyor, nefreti, sevgisizliği ise kolay hale getiriyor. Gerçekten öyle, hocamızın da hep yıllardır üzerinde durduğu konu, özellikle sosyal medyada mesela televizyon programlarında olsun, sevgiye dair, yani sevgi kelimesi kullanılmıyor bile. Gerçekten. Hiçbir şey kimse çok garip değil mi? Ama herkes kabullenmiş durumda. Bir şarkı duyuyoruz, sevgiden bahsediyor, herkes beğeniyor o şarkıyı. Evet. Ama sevgiden bahsetmeye devam etmek istemiyorlar. Çok değişik aslında. Sadece oradan bile hoşlarına gideceğini anlayabilirler. Kendi kendilerinin hoşlarına gidecek bir şey yapmıyor insanlar aslında. Kendilerini yani ediyorlar. Aslında şey de söylüyorlar mesela, nefret olmasın, kıskançlık olmasın, kin olmasın ama gene içinde sevgi kelimesi yok. Nasıl olacak o zaman? Sevgi din dedi ya hocamız hakikaten. Sevgi din, yani sevgi güzeldir din, sevgi yaşamak istiyoruz, sevmek istiyoruz din. Sevgi kelimesini bir kullanın, ondan sonrasını Allah inşallah getirir zaten. Gayret bizden, başarı Allah'tan diye bir söz var. Gerçekten o şekilde. Ben yıllar öncesini hatırladım şimdi de, hocamız da geçen gün bahsetmişti. Hiç televizyonlarda ya da işte siyasilerin ağzından Allah'ın anıldığını duymazdık. Kur'an ayetleri duymazdık. Yani ilk bunların, ya ilk Allah, Bismillah dendiğini, inşallah dendiğini, maşallah dendiğini duyduğumuz, ben ne kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Herkes de hatırlar. Evet, tabii. Çok hoşumuza gitmişti. Evet. Ama nasıl oldu? Hocamız sürekli anlattı. Sürekli zaten kitaplar, konferanslar her gün saatlerce canlı yayınlar. Onun dışında başka bir örnek de dikkatimi çeken, hatırlarsınız hep sevimli hayvanlar gösteriyordu. Evet. Halen de gösteriyoruz. Evet. Ve tek de hocamız yani. Ve tek tabii ki. Bütün hiç başka bir programda yoktu o döneme kadar. Şimdi dikkat ederseniz haber programlarında bile, haber saatlerinde bile
sevgili çocukların videolarını gösteriyorlar, fotoğraflarını gösteriyorlar, paylaşıyorlar. İnsanların kedilere bir sevgisi oluştu ve ortaya çıktı yani, bu bilinir hale geldi. İnşallah sevgi de aynı şekilde. Üzerinde hocamız durdukça, biz herkes sevgiden bahsettikçe bunu da inşallah sonucu da Allah'a yaratır. Bu anlamda dünyasında gerçekten sevgi yok. Mesela normalde İslam'ı tanımayan bir insan bir Müslüman için bir yönüyle bir nimettir. Tabii ki biz bütün herkes samimi Müslüman olsun isteriz ama İslam'ı tanımayan bir insan ne demektir? Biz o kişiye İslam'ı anlatacak bir imkanımız var. Allah rızası için bir faaliyet yapabileceğiz ve ecir alabileceğiz demektir. Bu bir sevinç meselesi aslında bir Müslüman için. Ama bir bağnazın dünyasında o nefret edilecek bir insan. Mesela dekolte hanımları İslam anlatılmaz diye söylüyorlar. Ama yani o kişi zaten eğer İslam'ı tanımıyorsa o zaman zaten senin görevin ona İslam'ı anlatmak. Yani hiç anlatmadan, hiç bahsetmeden hemen nefret etmeyi seçmek o Allah'ın rızasını kazanacak bir davranış değil. Çok belli bu. Aslında evet. Hocamız geçen gün programda çok güzel anlatmıştı. Yani insanlara bir şey öğretildi. Kadınlar evet. Yarımdır. Evet. Dekolte kadına dediğin gibi işte İslam anlatılmaz. Ama tam tersi olduğunu düşünsünler. Yani o kafalarındaki öğrendikleri şeyi bir tersine çevirsinler. Erkek işte rahat giyinemez. Erkeğe İslam anlatılmaz. Yani kadınlara yapılan baskının aynısı erkeklere yapıldığını düşünün. O zaman aslında ne kadar garip bir şey olduğunu anlarlar. Yani İslam'da evet. Böyle bir şey yok. İslam hakim olduğunda zaten kadınlar çok özgür olacak. Rahat istedikleri gibi yaşayabilecekler. Tabii ki yani gene sevgi ortamı olacak. Bu ortamda nasıl mesela hocamızın bulunduğu ortamlarda bir güvenlik ortamı var. Kadınlar korunuyor, kollanıyor. Nezaket, hürmet tabii ki. Hep böyle bir saygı, güzellik var. Böyle bir ortam olacak inşallah. Ama aslında şöyle bir şey de var. Şimdi hocam sürekli sevgiye diliniz alıştırın, sevgi sözcüğünü kullanın diyor ama aslında orada sevginin nasıl olması gerektiğini de anlatıyor. Yani çok zaten yıllardır anlatıyor. Yani şimdi sadece sevgi deyince insanlar hatta garipsiyor. Yani beni niye sevesin ki şimdi, ne oldu ki acaba evet. diye. Yani sevgi olması için ya bir karşılıklı bir çıkar ilişkisi olmuş. Yani sevgiyi aslında insanlar anlayamıyor. Unutmuşlar ki unutmuşlar. Çünkü aslında gerçekten de bir şeyi sevmeye Allah'a bağlamadıkça, yani Allah sevgisiyle sevmedikçe, yani onun nesini seveceğini insan, mesela görüyorum bazen işte çok tatlı bebekler, yani insanın böyle içi gidiyor yani tatlılığından. Evet. Ama mesela onun yanından böyle dümdüz geçiyor. Çok işte doğru. Çiçek görüyor. Deniz mesela yıllarca işte güzel manzaraya bakıyoruz. Ben kendimden de biliyorum. Çok güzel manzaraya bakıp yani sadece deniz işte güzel çay içilir önünde gibi. Ama onu Allah'ın yarattığını ve yani muhteşem şekilde biraz bilimsel okuyup iman hakikati açısından da değerlendirince aslında insanın imanı o zaman Allah'a olan sevgisi kuvvetleniyor. O Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgiyle mesela sizleri sevince, çocukları sevince... Aynı şekilde hocamız mesela bizlere olan sevgisini de hani Allah'ın tecellisi olarak Allah aşkıyla evet. diyor ama bu anlaşıp işte nasıl sever, yani niye seviyor, ne sebeple, ne ilişki var, ne çıkar ilişkisi var gibi aslında hiçbir şeye gerek yok. Bir insan sadece Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak sevilebileceğini göstermiş oluyor. Yani sevgi bu açısından aslında anlamlı oluyor. Buna yani Allah sevgisine bağlamadıktan sonra, Allah'ın tecellisi olarak bakılmadıktan sonra gerçekten sevecek bir sebep bulunmayabilir yani o açıdan. Sevgi için insan ne kadar çaba gösterirse göstersin. Mesela ben Ceren'in sevgisini kazanmak için ona özel çaba gösterdiğimde sevgi oluşmayabilir. Orada sevgiyi Allah yaratır ki insanlarda şey oluyor mesela, işte bir Ceren'e göre hareket ettiğim mesela aslında hoşuna gitmez. Orada onun sevgisini kaybederim. Ama ben Allah'ın sevgisini kazanmaya yönelik hareket ettiğimde zaten sevgiyi Allah yaratır. Evet. Allah bir ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanlar için bir sevgi bağı kılacaktır diyor. Orada yani sevgiyi oluşturabilecek olan hiçbir şekilde bizler değiliz. Tabii ki. Geçen gün programda bir seyirci hocamızı seven birisi yazmıştı da hocamız sevgiden bahsedin dediği için bütün iş yerinde herkese sevgi sözcükleri evet. söyledim diye söylüyor. Fakat karşı tepki olarak hakikaten insanlar şaşırmışlar evet. bu Allah sevgisini belki detaylı bilmedikleri evet. için. Acaba bizden bir şey mi isteyecek gibi bakmışlar senin de söylediğin gibi. Halbuki insan yani bir şey istemesi gerekmez sevgi göstermesi evet. için. İnsan zaten sevgisiz yaşayamaz. Nasıl insan sürekli sevilmek ister? Aynı şekilde sevgi göstermek de ondan kaynaklanır. Yani Allah'ın tecellisi olarak güzel gördüğün için, hoşuna gittiği için sevmek istersin. Bunun karşılığında bir şey istemen gerekmez. Çok fazla insan evet yani çok yüzeysel düşünüyor. Evet. Ne çıkarı var diyorlar evet. dedin ya Piray, hatırlattın şimdi. Evet. Aslında diyelim ki çıkar düşünen insanları düşünelim. Evet. Ben şu aşamalarla şu şekilde davranayım bu insana, ondan evet. da şunu elde edeyim. O elde ettiği şeyi de ona veren Allah. Tabii şimdi tabii. orada eğer öyle çıkar düşüncesiyle bir insana yaklaşıp da ondan bir şey elde ettiyse
ve Allah rızasını gözetmediyse, Allah ona eğer dilerse o nimet verir, o istediğini verir ama Allah'ın rızasını kaybeder. O zaman sonsuza kadar büyük bir suç işlemiş olur. Çok büyük bir kayıp onun için. Yani tabii. O an için bir şey kazanmış gibi görünebilir o insan zahiren. Ama çok büyük bir şey kaybetmiş oluyor. Öbür tarafta zaten aslında şöyle düşünebilir. Bir Müslüman aslında böyle düşünür. Bir şey kazandıysa o zaten onun kaderinde oluyor. Onu Allah rızası için eğer Allah'tan istediyse ve onu Allah verdiyse hem Allah'ın rızasını kazanmış oluyor hem de güzel bir nimet gelmiş oluyor. Zaten kaderindeki gelecek ona. Bir insan ancak kaderindeki kadar zengin olur. Kaderindeki kadar sağlıklı olur. Kaderindeki kadar güzel olur. Yani onu çeşitli yollardan böyle aşamalardan geçerek böyle çeşitli sinsi yöntemlerle hiç kimse elde etmez. Yani bugün mesela Firavun bile Allah istediği için firavunluk yapar. Yani o zenginliği Allah dilediği için ona vermiştir. O kendisi belli bir soydan geldiği için işte savaşta Etiyopyalıları yendiği için falan olmuyor bunların hiçbiri. Onu Allah dilediği için veriyor. O yüzden özellikle Müslümanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani biz ben hep düşünürüm. Allah bana verdiği hep şeyi yaşayacağım inşallah. Bütün hepimiz onu yaşayacağız. Aksi takdirde bir şey elde etmiş gibi gözükenleri de Allah veriyor. Onlar haşa Allah'ın gözetiminde olmadan onu elde etmiş olmuyorlar. Bütün dünyada bu şekilde. Burada hatırlatıldı, kimse öyle hatırlamadım şimdi ama ayeti hatırladı. Allah'ın dilediğinin dışında hiçbir şey isabet etmiyor. Hiç kimseye isabet etmiyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de Firay'ın anlattığı konuyla ilgili kendim gözümde canlandı da ilk hocamız sevgiyi anlattığı zamanlarda. Gerçekten bir deniz manzarasına baktığımda böyle üstümden perde çekilmiş gibi bakış açım çok değişmişti. Her şeye çok bakış açım değişmişti. Her şey birdenbire çok heyecanlandırmaya başlamıştı beni. Yani daha önce aldığım zevk katlanmıştı yani. Sevgi duymanın nasıl olması gerektiğini anladığımda daha başka bakmaya başlamıştım her şeye. Aslında bu herkes için geçerli. Bunu herkes yaşayabilir. Zaten dünyanın şu anda içinde bulunduğu korkunç nefret hali. Bunu unutup yok etmeleri. Yani insanlar gömmüşler bunu. Yok etmişler. Yani çok zaten olmaz ki diye düşünüyorlar. Ve inanmıyorlar da dediğin gibi. Yani zaten olmayacağını düşünüyorlar. Halbuki bir perdeyi kaldırmak bu. Yani perdeyi kaldırıp bir şeyi Allah mükemmel yaratıyor gözümüzün önünde. Bu bir insan olabilir, bir başka canlı olabilir, bir ev olabilir, bir manzara olabilir. Muazzamlık yaratıyor ve onu her an yaratıyor Allah. Her an sunuyor bize. Bir ikram olarak sunuyor. Önümüze bir yiyecek geliyor. Her an Allah sunuyor. Bunda olağanüstülük var. Evet. O olağanüstülüğü görünce ancak o sevgiyi oturtabilir insan. Çıkarla ne sevgi olur ne de o sonsuza kadar yaşanabilir bir sevgi olur. Çok geçici ve çok artık samimiyetsiz bir şey olur. Evet, sen unuttuğumuzu söyledin. Evet. Gerçekten de öyle ama Allah bize ayetlerinde birçok ayette düşünmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanın sevgiyi hazır beklememesi gerekiyor. Yani tabii, herhangi bir canlıya doğru. Baktığında, manzaraya baktığında oraya dümdüz de bakabilirsin. Ama o manzaraya bakarken derin düşündüğünde ancak Allah sevgiyi yaratıyor. Ancak o zaman zevk alabiliyorsun. Evet. Yani gerçekten de öyle. Mesela aynı manzaranın önünden geçiyoruz ama şu an bizim için o manzara çok daha zevkli, çok daha güzel. Evet. Mesela arıya bakıyoruz, çok zevk alıyoruz. Bazen insanlar bunu anlayamıyorlar. Yani alt tarafı bir arı, nasıl zevk alabiliyorsunuz? Veya bir kedi, köpek. Ama o arıdaki aklı biz Allah'ın yarattığını biliyoruz. Değil mi? Çok planlı bir şekilde hareket ediyor. O bizi çok heyecanlandırıyor, çok güzel hisler uyandırıyor. O yüzden insanların derin düşünmesi gerekiyor. Her olayı Allah'ın yarattığını, her görüntüyü, her güzelliği yani o kişi için özel yaratıldığını düşündüğünde çok çok zevk alıyor. Dediğiniz çok çok önemli. Bir ek yapmak istiyorum da geçenlerde kendi sosyal medyada paylaşmıştım. Sabah kalktım, karşımda böyle yerde ufacık bir tane bir kırmızı nokta gördüm. Bu ne diye baktım. Uçuş böceği ama yakına özellikle videoya çektim. Gerçekten iman hakikati olarak Allah o anda benim görüntümde yarattı ve hemen sabahsında öyle bir görüntüyle uyanınca da hemen Allah'ı tesbih ettim. Çünkü gerçekten aralıksız kendini temizliyor. Bayağı detaylı. Evet. Su gıcır gıcır, tertemiz. Mesela insanda öyle bir temizlik oluşmuyor. O pırıl pırıl. Toz tutmuyor, kirlenmiyor. Kanatlarının yapısı, kanatlarını açıp temizliyor ama muhteşem bir yapı. Allah çok kusursuz yaratmış. Bütün içindeki detayları, noktaları, üstündeki deseninin güzelliği, kırmızısının parlaklığı hepsi Allah tarafından özel olarak yaratılmış ve o an benim görüntümde Allah benim Allah'ı düşünmem için onu yarattı. Evet. Aslında insanın hayatında da an an Allah karşısında çok fazla Allah'ı düşündürecek, imanını artıracak çok güzel ortamlar oluşturuyor ve görüntüler yaratıyor. Sadece insanların büyük bir kısmı görmezden geliyor. Evet. Ama bir kısmında Müslümanlar da
o detayları aslında görüp Allah'a yakınlıklarını çok güzel artırabiliyorlar maşallah. Merve söyleyince aklıma geldi de hakikaten İslam'ı bilmeyen birçok insan İslam'da düşünülmez, işte evet. Bazı şeyler sadece kabul edilir gibi bir mantıkla da yaklaşabiliyorlar. Halbuki Allah ayetinde diyor ki şeytanla Allah'a sınırım düşünmez misiniz diyor. Evet. Allah düşünmeye teşvik ediyor. İnsan düşünmesi tabii dediğin gibi derin derin insanın düşünmesi gerekir ki ondan bir yorum çıkartabilsin, ona göre imanını arttırsın, Allah sevgisini, Allah korkusunu arttırsın. Düşünmediğinde normal dümdüz bir hayat yaşayabilir yani o zaman. Denizse deniz, işte böcekse böcek, evet. Ne var? Günlük hayatta gördüğümüz herhangi bir şey diyebilir. Ama öyle değil. Her biri çok detaylı. Hepsi Allah'ın aklını ortaya koyan ve bizim de Allah korkumuzu arttırabilecek iman hakikatleri. Bir de insan... Aslı bir şey mi? Pardon, aslı bir şey. Evet, aslı bir şey. İmtihanın da amacı sevgi. Hocamız bunun üstünde duruyor. Gerçekten dünyanın yaratılış amacı sevgi. Mesela hocamızın çok güzel bir sözü var. Demişti ki, insan acı çekmeden derinlik alamaz, akıl gelişmez, tutku gelişmez, hiçbir şeyin anlamı olmaz demişti. O yüzden yani insan ve Allah'ın tabii rahmeti müminlerin üstünde hep. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemiyor. Bununla ilgili bir ayet okuyacağım. Konumu şeytandan Allah'a sınırım. Bakara suresi 286. ayet. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsinin kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. Rabbimiz unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Mümin bu şekilde Allah'a çok samimi dua ettiğinde, yani tevekkül ettiğinde Allah imtihanını da çok kolaylaştırır. Zaten Allah hep bizi müminlerle destekliyor elhamdülillah. Mesela başka bir ayette şeytandan Allah'a sınırım. Sen de sabah akşam Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının süsünü isterek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan, içinde aşırılığa gidene itaat etme diyor Rabbimiz. Evet, işte o yüzden sabah akşam müminlerle beraber olmak için, İslam ahlakının hakim olması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Zaten amacımız da Allah'ın rızasını kazanmak inşallah. Hakikaten de acı çekmeden evet, bu sevgi derinliği oluşmuyor. O da imtihan sırlarından bir tanesi evet. Aslında. Yani hiçbir güzellik oluşmuyor dünyada. Düşünsenize mesela sanat oluşmuyor. Aslında çok iyi bir böyle olgun bir yönetici oluşmuyor. Yani hiçbirisi acı çekmeden oluşmuyor. Yani dolayısıyla o insani derinlik de oluşmuyor acı çekmeden demek ki. O zaman yani cennette biz herkesin mesela inşallah Allah bizi cennetine kabul etsin. Herkesten mesela o olgunluğu, o insani derinliği, o güzelliği, o mesela sanat anlayışını hepsini biz görmek isteriz. Başka türlü de yani buradan da anlıyoruz aslında ilk başta Aylin senin anlattığın konunun. Bütün dünyada hepsine bağlantılı olduğunu, dünyadaki güzellikler de acı çekmeden oluşmuyor evet. Yani. Aslında acı çekmek derken, şimdi hani biz zaten sabır, Kur'an'da çok fazla geçen, Allah'ın çok fazla üstüne durduğu ve çok önemli bir mümin özelliği sabır. Ama bir de hocamız sürekli şunu söylüyor, sabrı cemil diyor. O benim çok yani hoşuma gidiyor çünkü şimdi sabır deyince insanda tabii ki zaten sabretmemiz gerekiyor ama o sabır da tahammül anlamında bir sabır. Acılar çekiyorum, işte ama ne yapayım işte... sabretmek zorundayım gibi bir aslında içten isyan çıkartarak bir sabır kılıfında aslında isyan edilmiş oluyor orada. O değil. Yani güzel şeytanı Allah'a sınırım. Öyleyse sen güzel bir sabırla sabret. Yani sabrın güzel olması da işte Allah'tan geldiğini bilerek yani şu anda imtihan oluyorum yine başta konuştuğumuz konu gibi. Başıma şu anda belki olumsuz görünen bir şey gelmiş olabilir. Ama belki buradan çok yani o anda çünkü anlık olduğu için imtihan yani o andaki tavır önemli. O anda en doğru tavrı gösterirsem Allah'ın rızasını kazanırım. Zaten en temel istediğim şey de bu. Yani bu anlamda güzel bir sabırla sabredildiğinde aslında gerçekten o acı bir şey de yaratmıyor. Yani hani çok acı çekme hissi de vermiyor. Hem insanı tabii olgunlaştırıyor, Allah'a yaklaştırıyor. Bir de Allah'ı anma vesilesi oluyor aslında bu şekilde imtihanları olduğunda. İnsanın hani o Kur'an'ınızı geçen yalvara, yakara, içten içten, için için Allah'a dua etme anları oluyor aslında. Bu onun için çok güzel değerlendirmesi gereken aslında
bir mümin hayatında çok önemli. Yani imtihan bir nimet demiştir. Evet, Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir diye Allah bildiriyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Tabii bilemeyiz yani. Allah katında Allah bir olay yaratıyor. Çok istediğimiz bir şey belki yani ama o an olmuyor. Ama bizim hayrımıza yani biz neyi isteriz bundan ne bileyim ahirette Allah inşallah cennet nasip ederse cennette bize gösterse bak bu işte olay sonucunda şöyle şöyle oldu. İnsan bir iki yıl sonra üç yıl sonra zaten dünyada da aslında görüyor da ne kadar iyi olmuş iyi ki böyle olmuş diyebiliyoruz birçok şey için. Tabii, evet. Onu Allah biliyor o yüzden gerçekten güzel bir sabırla sabretmek gerekiyor inşallah. İsterseniz biraz ara verelim. Olur. Yayınımızda çeşitli videolarla devam ediyoruz.